Merhaba arkadaşlar. Size bugün Akses veri tabanında SQL veri tabanı kodlarını göstereceğim. Hemen bir dosya paylaşacağım. Onu indiriyoruz ve hemen dosyaları klasöre çıkartıyorum ben. Siz isterseniz normal olarak yapın. Çıkan dosyanın içinde sizin için özel bir çalışma dosyası hazırladım. Buradan şimdi anlatımı yapacağım. Ve bir de çalışmaları yapacağınız örnek veri tabanını almış durumdayım. Şuradaki sorguları açtığımız zaman şurayı içeriye etkinleştir diyoruz. Soruları silelim. Kişiler tablomuzu hemen bakıyoruz. Size ilk anlatacağım komut update komutu. Update komutu listedeki belirli alandaki bölgeleri günceller. Var olan kaydı değiştirmemizi sağlar. Kullanımı update yapıyoruz ve tablo adımızı yazıyoruz. Daha sonrasında koşulumuzu set olarak yazıyoruz. Değişecek alanı yazıyoruz. Mesela örnek sorumuza bakıyoruz. Tablomuzda semti Kartal olanların Kartal cevizi olarak güncelliyoruz. Kullanımımıza bakıyoruz. Hemen şöyle yapıyoruz. Aktesimize geliyoruz. Yeni bir sorgu tasarımı oluşturuyoruz. SQL gösteriyoruz. Hemen update kişiler tablomuzu yazıyoruz. Daha sonrasında set yazıyoruz. Semtimiz güncelleyeceğimiz kısım Kartal ceviz olacak. Bizim yeni gireceğimiz değer. Aradığımız değer ise Word değeri ise semti Kartal olanları arayacağız. Daha sonrasında soru gibi kaydediyorum. Soru gibi çalıştırıyorum. Evet diyorum. Şu benim önceki çalışmam simülasyonu yazmışım. Şunu bir düzelteyim. Siz de düzeltirsiniz bu arada. Tekrar soru gibi çalıştırıyorum. İki satırı güncellemek istiyor, düzelesiniz diyor. Fatma Akça ve Ayşe Akın semt kartal olduğu için onlar şimdi gördüğünüz gibi kartal cevizi oldu. Daha sonrasında kapı nosu 5 ve 6 olanların adını soyadını Ahmet Mehmet olarak güncelleyin diyor. Kapı nosu 5 veya ve 6 diyor. Hemen şöyle bir yeni bir sorgu tutuyorum. Ekle. SQL göster. Bu soru biraz zormuş. Update diyorum. Kişiler diyorum. Set diyorum. Yeni gireceğimiz alan neydi? Yalnız bu soru hatalı. Bu soruyu silelim. Çünkü oradaki değerle şey aynı olması lazım. Like komutuna geçelim en iyisi. Bir alanda belirli ifadelerin yer aldığı kayıtları listelemek için kullanılır. Yıldız ise karakter sayısının temsiller. Kullanım şeklini burada paylaşmış oldum. Hemen örnek sorumuza geçiyorum. Adı soyadının sonu R ile bitenlerin TC kimlik numarasını görüntüle. Yani şöyle yapıyoruz hemen. Soruya dikkat ediyorum. TC kimlik numarasını görüntüleyeceğimiz için select şuradan bakıyorum. TC from kişiler tablosu diyorum. Word diyorum. Koşul neymiş? Koşul belirttiğimiz zaman ad soyad ve mouse'unu görüntüye ad soyad like diyoruz. Parantez açıyoruz. Yıldız dediğimiz zaman kaydedelim şimdi bir şey yapacağım. Sonu R ile biten var. Ahmet Güner var. Sonu 56. Bakalım 56. Evet şimdi bu soruyu geldiğim zaman sol kit tasarım bölümünü de açıyorum. R'den önce yıldız koymamın sebebi ise R'den önceki karakterlerin ne olursa olsun
Yani İbrahim Gün'le diye bakmadı. Direkt sonunda kireye baktı. Bu yıldızı koyduğumuz zaman direkt oradaki harfleri atlayıp en sona bakıyor. Mesela R en sonda değil. Mesela M'nin olduğu yerde R olursa da R'nin yanına bir yıldız daha eklediğimiz zaman bütün cümledeki yıldızı arıyor. Veya başta yıldızı R'yi arıyorsak başta yıldız koyuyoruz. Başta ismini yazıyoruz sonra R'yi koyuyoruz. Mesela ikinci harfi R olanı sorduysa, mesela ikinci harfi R dediği zaman soru işareti diyoruz, R diyoruz, ondan sonra yıldız koyuyoruz. Böylelikle ikinci harfi R olanları listelememizi ister. Geri kalan zaten umurunda olmaz. İkinci harfine bakarız. Böylelikle işlemdeki bütün like komutundaki dikkat etmemiz gereken şeyleri de anlatmış oldum. Adı soyadında i olanların tüm bilgilerini görüntüleriyor. Yani biraz önce anlattığım şeyi sormuşum. Hemen şuradan soru kasasından ekliyorum. Sorumuz neydi? Bir daha bakıyorum. Adı soyadının da i olanların tüm bilgilerini listelediği için yıldız koyuyoruz. From. Kişiler diyorum. Word diyorum. Ad soyadda. Adında iyi olanları soruyor. Hemen tırnağımızı açıyorum. Adında iyi olanları listeliyorum. Yıldız yıldız dediğim zaman karakterlere bakmayıp iyiye bakıyor. Sondaki karakterler de bakmıyor. Direkt iyiye bakıyor. Böyle dediğim zaman tüm bilgilerini adı soyadında iyi olanların tüm bilgilerini güncelleyecek. Soruya bir daha bakıyorum. Adı soyadında iyi olanların yanlış yazmışım. Ad soyad like komutunu kullanacak burada. Evet, gördüğünüz gibi İbrahim Güner var sadece. İyi isim olan. Tüm bilgilerini görüntüledi. Daha sonrasında insert into var. Insert into'de tablodaki değeri değiştiriyor. Mesela adı soyadı Ali Veli, semti Cevizli, TC kimlik notu 1-2-3 bilmem ne olan yeni bir değer istiyor bizden. Yani bir değer ekleyeceğiz. Hemen şuradan bir değer ekleyelim. Ordu tasarımı ekliyorum. Tabloya yeni bir değer ekleyeceğiz. SQL kodlarıyla insert diyorum. Sorumuz neydi? Bir daha bakıyorum. Insert into tablo adı soyadı Ali Veli olacak. Insert into diyorum. Tablomuzun adını yazıyorum. Daha sonrasında bir değer girecek tabloya bakıyorum. Ad soyad. Semt. Ve TC. Valores hemen değerlerimi giriyorum. Değerleri girerken parantez açıyorum. Ad soyad. Şuradan bir tabloyu tasarım görmeye bakıyorum. Ad soyad. Metin. Semt. Metin. Ve TC kimlik numarası. O da Metin olduğu için çift tırnak kullanıyoruz. Metin değil sayı olsaydı tırnak kullanmıyorduk. Ad soyad. Değişkenimiz Ali Veli semti dünya yapalım. Tırnak kullanıyoruz. Dünya gece numarasında bıraktığımız zaman kişiler tablosunda yeni bir değer eklediğini göreceğiz. Zaten bakın hemen artı tuşu eklendi. Şu kısmını kapatalım. Bir kontrol edelim. Evet. Bir satır eklemek istedim. Bakıyorum şimdi. Gördüğünüz gibi yeni bir satır eklemiş oldu. Var olan satırı değiştirmek istersek de update komutunu kullanacağız. Daha sonrasında şu anlık anlatacağım şeyler bu kadar. Diğer komutları da soru ürettiğim zaman sizinle paylaşmış olurum. Benimle.